ekranlarından iyi günler sevgili izleyiciler. Gündem manşetine hoş geldiniz. Başbakan Binali Yıldırım malumunuz Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşecek. Bugün gündem oldukça, ikilinin gündemi oldukça yoğun. Öte yandan sevgili izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13-15 Kasım tarihleri arasında bir dizi önemli ziyaretler gerçekleştirecek. Rusya, Kuveyt ve birkaç ülke daha var. Körfez turuna çıkacak. Yine gündemde bu önemli konular, Suudi Arabistan hadisesi ve devletlerin bloklaşması gündemlerinde olacak. Seçim barajı tartışmaları var ve belediye başkanları tartışmaları hala devam ediyor. Yeni görevden almalar olacak mı olmayacak mı konuşacağız. Hadi sabahlar, kolay gelsin. Başlayalım. Sana da tekrar geçmiş olsun. Sağ ol. Dün beraber olamadık. Sağlık şeyleri, problemleri var malum. Senin tekrar geçmiş olsun diyelim. Seyircilerimiz de soruyor çünkü yani. Gayet doğal. Biz de cevap veriyoruz sosyal medyadan. Bugün tekrar şimdi bir aradayız. Çok şükür. Şimdi Binali Yıldırım'ın temasları tabii önemli efendim. İşte Pace'le görüşecek efendim, söyleyeyim. Görüşmeden önce iki tane önemli husus var sevgili Ozan. Biri vizelerin, Amerika vize yasağını kaldırdı. İşte sınırlamalı olsa da bunu belli ki ileriki safhalarda teknik altyapısı oturduktan sonra normalleşecek tamamen. Bu birinci önemli, bu olumlu bir adım. Ama ikinci önemli bir nokta var ki o pek olumlu değil. Efendime söyleyeyim, Paradise Papers bir anda gündeme geliverdi. Sayın Binali Yıldırım'la ilgili olan kısmı. Hem de ziyareti. Ziyaretinden hemen öncesi. Bu da başka bir strateji ABD'nin uyguladığı. Yani birincisi tamam bir pazarlık var, o belli de. O pazarlıkta herkes elini güçlendirmeye çalışıyor. Bir taraftan ABD yumuşuyor, işte vize konusunda yumuşuyor. Yumuşuyor ve olumlu bir adım atıyor. Ama öte taraftan da bu belgelerle başka bir aklınca pazarlıkta koz elinde tutmaya çalışıyor. Bu anlamda bu pazar karşılıklı pazarlıklar sürecektir. Pazarlık yanlış anlaşılmasın. Şöyle bir şey değil bu. Al sen bunu al, sen bunu ver. Öyle bir pazarlık değil. Yani iki tarafın anlaşmazlık yaşadığı hususlarda bir uzlaşma noktası arama görüşmeleri bunlar. Burada da tabii ki karşılıklı tavizler olacak, karşılıklı istekler olacak yerine getirilmesi gereken. Ama genel hatlarıyla daha önce çok konuşmuştuk. Türkiye'nin en hassas noktası bam teli Orta Doğu'dur ve Suriye'dir. Türkiye'nin Suriye'deki çıkarlarını Amerika gözetmediği sürece ve çıkarlara ters politikalar uyguladığı sürece ben ilişkilerin kolay kolay eskisi kadar normalleşebileceği kanaatinde değilim. Şimdi sadece krizin ilk aşaması atlatılıyor. Normalleşmeye gidecek olan süreçte 3 aşamalı olduğunu düşünürsek sevgili dostlar, bu birinci aşaması. Ama ikinci aşaması, üçüncü aşamasına geçirilebilmesi için Fethullah'ın teslim edilmesi lazım. Terörist başının. Ve tabii ki Suriye'de PYD, YPG konusunda Amerika'nın tavrını ortaya koyması gerekiyor. Bunlar olursa ancak tamamlanıyor. Aslında bu görüşmede pek de bir sonuç çıkacak gibi gözüküyor. Çünkü zaten tarafların kozları belli. Hani hatırlarsanız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da ne demişti? Papaz Bronson'u istediklerinde ver papazı, al papazı, al papazı demişti. Dolayısıyla burası papazı, daha doğrusu şöyle bir şey. Ortalık papaz kaynıyor. Papaz kaynıyor. Şimdi Fethullah Gülen teröristini vermeyeceklerine göre karşı tarafta burayı vermeyecek ama pek bir sonuç çıkmayacak bana göre. Bana da öyle çıkmayacak. Bu sorun çünkü o zaman yani Suriye meselesi varken hiçbir şey düzelmez. Suriye meselesi başka farklı komplikasyonlardan ortaya çıkıyor. Şayet sonuç çıkacağını Amerika Birleşik Devletleri kestirseydi Suudi Arabistan'daki zaten bu hadiseler yaşanmaz. Eminim. Burada çünkü, Türkiye hedef alıyor. Türkiye'den umudu kestikleri için baktılar ki Türkiye çok iyi bir manevra yaptı. Özellikle 17 Aralık'tan sonra ve 15 Temmuz'da da başarılı olamayınca Türkiye'de uygulamak istedikleri politikaları bir anda diğer bir Sünni blok olan Suudi Arabistan'a kaydırdılar. Ve onu da Türkiye'ye hedef alıyorlar. Evet. Para akışını kesiyorlar. Yani amaçları o. Zaten dün değil belki gün konuştuk seninle program. Amerika Türkiye'ye yönelik operasyonlarını iki perspektifte toplayacak. Daha doğrusu üç aşamalı yapacak bunu. Bir, ekonomi manipülasyonlar, parametreler üzerinde oynama, döviz kurları üzerindeki dalgalanmalar, bu dengesizlikler üzerine gitme, işte bu düşünce bu ekonomik kuruluşlar üzerinden operasyon çekme,
efendime söyleyeyim. İkinci tabii ki sıcak para akışını durduruyorlar şu anda. Bunu Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Hı hı. Yani açıktan ve gizliden ambargo vardı. Hem Amerika'dan hem Avrupa'dan. Bir sıcak para akışı engelleniyor. Oradan bir operasyon çekiyor. Şimdi bu işin ekonomik ayağı. İkincisi işin terör ayağı var. Terör saldırıları. Üçüncüsü işin siyasi ayağı. Yani içerideki siyaset mühendislikleri. Bu üç koldan şimdi Türkiye'yi kuşatıyor ABD. Operasyonu bu üç koldan yürütüyor. Bunun daha da artacağını ben düşünüyorum. Özellikle 2019 sürecine doğru girerken. Bu artar artmaması ancak dediğim gibi iki ülkenin çıkarlarını ortak bir paydaşlarda toplanması ve normalleşmesiyle mümkün olabilir. ABD Suriye'de ve Irak'ta açıkçası yenildi. Bunun farkında oldukları için işte Suudi Arabistan üzerine gittiklerini söylüyoruz. Hatırlayalım, bu Suudi Arabistan'daki görevden almaları ve tutuklamalar olmadan önce hemen ne demişlerdi? Güya Yemen'den bir füze gelmiş, bu füze de engellenmişti. Neydi? Amerikan silahlarıyla vesaire. O dün füze saldırısı yaptı Yemen. Dört kişi yaralandı. Şimdi bana göre burada da bir şeyin altyapısı oluşturuluyor. Biz birkaç ay öncesine kadar zaman zaman Kabe'ye yönelik saldırıların gündeme geldiğini biliyoruz. İslam dünyası için, milyarlarca İslam dünyası için en kutsal mekan Kabe. Bunlar öyle bir altyapı oluşturdular ki, bakın işte Yemen saldırdı, Şii saldırdı Sünnilere ve arkasında da bu saldırıların karşısında, şimdi saldırının arkasında İran var, karşısında da şimdi böyle bir blok oluştu ki algıya bakın. Suudi Arabistan var, İsrail var ve Amerika var. Güya Amerika bundan böyle Kabe'nin koruyucusu olacak. Birleşik şimdi ne diyorlar? Evet. Lübnan'a saldıracak İsrail. Saldıracaklar. Saldırırsa bir anda Lübnan Başbakanı Hariri istifa etmedi. Evet. Belki de o Hariri'ye bir vaatte bulundular. Biz Lübnan'ı işgal edeceğiz. Evet. Yeniden burayı şekillendireceğiz. İşte yanında İslam geliyor, sen de başına geçeceksin. Dolayısıyla Lübnan'a saldırması demek Suudi Arabistan blokunun büyük Sünni-Şii savaşının, aslında istenilen savaşın, istenilen şeyin tam da bu olduğunu biliyoruz. Allah korusun, tam böyle bir ortamda birdenbire Yemen'den ya da bilmem İran'ın arkasında olduğu bir saldırıyla Kabe vurulur mu? Böyle İran falan vurur demiyorum, algıdan bahsediyorum. Ben ana hedefin İran olduğunu düşünüyorum. Bütün yollar İran'a çıkacak. Yavaş yavaş adım adım işletiyorlar bunu. İran ne olursa olsun bypasslanacak ve İran'a operasyon kaçırılacak. Ama burada başka bir önemli ayrıntı var o zaman. 800 milyar dolardan söz ediyoruz. Arabistan'ın parası şeyde, Amerika'da. Şu an dün yapılan operasyon, dün evvelki gün yapılan darbe, Kral Salman'ın yaptığı darbe, prenslere yönelik 800 milyar dolar bloke edildi. Şu an Amerika ne yapıyor biliyor musun Ozan? Amerika ve Batı. O 800 milyar doların küresel sermayeyi akıtıyor. Küresel piyasalara akıtıyor şu anda. Daha önce ne yapıyordu Kral Fahd, hatırlıyor musun? Yabancı İslam ülkelerine yatırım yapıyor. Salman da yaptı bu tür yatırımları. Türkiye'de yatırımlar yapıldı az da olsa. Yani İslam ülkelerine para akıtıyordu Suudi Arabistan. Şimdi Amerika onu da engelledi. O 800 milyar doları sadece küresel piyasalara şey yapacaklar, sürküle edecekler. Çünkü Amerika bunu istiyor. Bu işin yani, bu işin ekonomik boyutu. Ekonomik boyutu ama işin stratejik ve siyasi boyutu. Hepsini ekonomiye istiyor. Bu ekonomik boyutu derken önemsiz olduğu anlamında değil. İşin bir ekonomik boyutu var, siyasi boyutu var, iç boyutu var, dış boyutu var. Bu boyutlardan biri de iç boyut. Yani biz ılımlı İslam açıklamasıyla Selman'ın bundan sonra Amerika ile birlikte hareket edeceğini gördük ve dolayısıyla Selman'a muhalif olabilecek, işte önüne çıkacak engelleri bir bir ortadan kaldırmak için şimdi Selman, Amerikan politikalarının daha rahat uygulanabilmesi için Trump'ın muhaliflerini bir bir ekarte ediyor. Niye? Direkt daha hızlı karar alabilmesi için. Ama kolay olmayacak o zaman. Yani Suudlar, derin Suud diyelim buna. Öyle bir tabir kullanıyoruz ya ben işte. Ya ben kolay kolay bu işler o kadar kolay olmayacaktır. Hele bu ılımlı İslam falan bunlar o Suudi Arabistan'da tam olarak işlemez. Yönetim bazında uygulatabilirler ama tabana inmesi mümkün. Tabana indirmezler de zaten. Ya o bir Amerika'nın uydurmadığı yani gibi süreci oturuşa yapabilir, hayata geçirmek için ama uydurdukları bir şey olacak. Bizim kaçırdığımız nokta şu, biz Suudi Arabistan'ı Amerika'nın bir blok halinde İran'a saldıracağını düşünürken aslında Amerika'nın şu amacını da unutuyoruz. Bakın üç büyük kabile var Suudi Arabistan'da. Hanedan vesaire hepsi birbirine akraba, sayıları 15 bin, hepsi birbirine girmiş durumda. O kabilelerin de kendi aralarında işte Beni Şeyh falan gibi büyük kabileler var. Kendi aralarında görüş ayrılıkları var. Dolayısıyla tepedeki bir işte bu çatışmaların
genişleyerek diğer kabilelere sirayet etmesi durumunda Suudi Arabistan'da bir savaş çıkacak. Ve dolayısıyla tam da istedikleri gibi Suudi Arabistan'da parçalanacak, parçalı bir devleti istedikleri gibi yönetecek. Körfez'de olacak basit. Bu kriz. Körfez'de bu çatışmalar başlayacak. Yani belli zaten gidişat onu gösteriyor. Ciddi bir parçalanmayla karşı karşıyayız. Bakıldığı zaman Körfez'deki bu istikrarsızlık, bu çatışma kimin işine yarar aslında? İran işine yarar. Bakıldığında değil mi? Evet. Ama biz ne diyoruz? Hedefin İran olduğunu söylüyoruz. Ben tekrar ediyorum. Burada hedef İran. Yani Amerika'nın amacı burada bir takım depremler oluşturup bu depremler, bu istikrarsızlıklar üzerinde yönetimleri kontrol altında tutmak. Ama hedefleri, nihai hedefleri İran olacak. Çünkü İsrail şöyle diyor. İsrail diyor ki ben Orta Doğu'da kendi hükmümü tam anlamıyla ortaya koymak ve rahat bir şekilde atımı oynatabilmem için ki oynatıyor ama daha da rahatlayabilmek için İran'ın mutlaka ve mutlaka saf dışı bırakılması gerektiği konusunda Amerika'yı zaten baskılıyor. Yani hedef ne olursa olsun İran olacak. Orada o kesin. Belki bu bir yıl, iki yıl değil ama orta vadede 5 yıl, 6 yıl, hadi bilemez 10 yıl içerisinde çatışmanın direkt olarak artık İran'a doğru sıçrayacağını hep birlikte göreceğiz. Burada Türkiye olarak ne yapılması lazım? Türkiye büyük zararlar görür bu noktada. Çünkü şimdi Katar'la ilişkiler var ama yarın Katar'a da müdahale olacak. Göreceksin, müdahale edecekler. Katar'a müdahale ettiği zaman sana gelen senin ekonomik ilişkilerin tamamen zarar görecek. Tüm ana damarların kopacak. Bir taraftan şu anda Batı da sana baskı uyguluyor, ambargo yapıyor. İşte biliyorsun Avrupa Birliği Komisyonu karar aldı. Türkiye'ye yapılan yardımlar kesildi. Türkiye'nin komisyondaki üye sayısı da azaltıldı ve Türkçe resmi dil olmaktan çıkarıldı. Yani oraya giden diplomatlarımız yahut oraya giden komisyon üyeleri İngilizce konuşmak zorunda. Yahut Almanca konuşmak zorunda. Kaldırdı onu. Bu tamamen bir baskı uyguluyor. Bu baskı hedefinde Erdoğan var. Türkiye değil aslında. Erdoğan'ı burada baskılıyorlar. Erdoğan'ı bir takım dayatmalar yapıyorlar. Olay bundan ibaret. Ha, bu meselede tamam ama Türkiye'nin bir B planı, C planı, D planı var mı? Şimdi bu Dugin'in ben dün değil evvelsininki röportajı çok mantıklı buluyorum. Okudum yani. Sonuna kadar. Ben de harika tespitleri var. Harika tespitleri var da mantıklı bir şey de söylüyor. Sizin diyor B ve C planınız var mı? Ben sanmıyorum. Ben Türkiye'nin bir C planı olduğu konusunda kafamda benim kuşkular var. Ki tamam Amerika sana ambargo uyguluyor, ekonomik manipülasyonlar yapıyor. Batı sana açıktan ve gizliden ambargo uyguluyor. Sıcak para akışını engellemeye çalışıyor. Yarın bu daha da artarsa, yarın Körfez'deki kriz daha kaotik bir duruma gelir de senin Katar'la olan ilişkilerin de zedelenirse ve senin Körfez'den gelen ekonomik akışın da kesilirse, ana damarların kesilirse ne yapacağız? Bizim bir C, D, E planımız var mı? Zaten Dugin'in dikkat çektiği özellikle noktada B planı derken özellikle ekonomiye dikkat çekiyor orada. Ama evet, gelecek, var mı? Vesaire. Şu anda ekonomik verilere baktığın zaman tamam Türkiye büyüyor, %5 büyümüş. Büyümede hız kazanmış, doğru. Sanayi atılımları var, doğru. Ama şimdi dolara bakıyorsun, dolar anormal, dengesiz, yükseliyor. Efendime bakıyor sıcak parada sıkıntı var. Enflasyon rakamları artık çift haneli olmaya başladı. Yani Tuna Bey, burada aslında bizim en büyük hanemize olumsuz olarak yazabileceğimiz şey, maalesef günübirlik politikalarla yönetiliyoruz. Bakın şimdi ithal et, şimdi vatandaşa sorduğunuzda vatandaş şöyle bir şey diyor. Ya, şunu da söyleyeyim, bazen bu Akit TV ekranlarında konuşurken ya niye muhalif oluyorsunuz diye. Bir şeyin bir doğrusu vardır, bir de yanlışı vardır değil mi? Dolayısıyla doğrusu varken yalakalık adına yanlışını söyleyecek değilim. Bu bir. Şimdi ikincisi doğrusunu söyleyeyim. İthal et diyoruz ya. Evet ucuzladı mı? Ucuzladı. Doğru. Ucuz geliyor mu? Doğru. Dolayısıyla ben de bir vatandaş olarak ucuz et yemek ister miyim? Evime ucuz et götürmek ister miyim? Doğru. Ama şunu sormuyorlar. Şimdi 29 TL'ye satıldığına göre işte nereden alıyorsun? Hollanda, Sırbistan vesaire. Nereden alıyorsan. Oradan 20 TL'ye aldığın eti ben tarım ve hayvancılık ülkesi olarak kendi üreticimden niye bunu 20 TL'ye alamıyorum? Sorun bu. Şimdi bugün ucuzlattığınız et bir yıl sonra bizim hanemize eksi olarak yazılacak. Nasıl? Bakın 350 bin sığır gelecek yıl sonuna kadar. 66 bin ton karkas et gelecek. Dolayısıyla senin zaten bir avuç kalmış üreticinin, yerli üreticinin maliyetleri, girdileri yüksek olduğu için sen de ucuz et sattığın için o adam rekabet edemeyecek. Hayvancılığı tamamen bırakacak mı? Bırakacak. Bugün yerli et 55 TL ise yarın hayvancılık tamamen öldüğünde yerli et 100 TL'ye fırlayacak mı?
fırlayacak. Ama peki ben bu şöyle 1971-72 yıllarında Erzurum'dan... Şimdi bunu örnek verdim. Yani, diğer şeylerde de böyle. Erzurum'dan Rusya'ya yine hayvan ithalatçı ihraç edilirken ne oldu da bu durumlara düştük? Sadece Erzurum'dan Rusya'ya et ihracatı oluyordu. Ne oldu da bu durumlara düştük? Ya bir sanayileşme atılımı oldu ama bunu değil, da... Değil. Tarım ve hayvancılık da ne oldu Türkiye bu hallere düştü? Hayvancılık özel. Çünkü Türkiye organize olamadı. Veriyorsun devlet olarak, veriyor hayvancıya kredi. Şimdi o krediyi doğru kullanabiliyor mu? Hani şöyle bir şey, bir de bunu biz... İki baş, üç baş hayvana, hayvanla bir işler... Tuna Bey... Ürümez. Şunu demek istedim, teknokent, yani tarım kentleri kurulması lazım. Yani bu bir sektör... Erzurum işte. Yani sektör olacak. Bir sen diyeceksin ki yatırımcı, tamam. Hayvancıya, yatırımcıya. Sen diyeceksin, bizim sana belirlediğimiz aynı bu organize sanayi bölgeleri gibi düşün. Belli efendim sana teknokentler kurmak suretiyle sizi buralarda... faaliyet yürütmesini isteyeceksin devlet olarak. Altyapısını oluşturacaksın. O zaman bir dinamizm katar. Orada iki hayvanı var. Şu bakıyorsun başka bir coğrafyada 100 hayvanı var. Başka bir köyde 50 hayvanı var. Bu böyle olmuyor. Böyle olmuyor. Aldığı parayı da hayvancı doğru kullanamıyor. Hayvancı çiftçi doğru kullanamıyor. Organize edeceksin. Organize. Onun sebebi şu işte. Şu anki tarım politikalarını uygulayan benim devlet aklım değil. Benim beynim değil. Yerli milli bir akıl değil. Bakın bunu çok açık söylüyorum. Çünkü özellikle 2003-2004 yılında Avrupa Birliği ile yapılan anlaşmalar çerçevesinde benim tarım politikalarımı onlar belirlediler. Ve onlar da böyle başlangıçta işte bu ucuz et gibi güzel gözüken, iyi gözüken ama sonucu hiç de iyi olmayan politikalar uyguladılar. Ne yaptılar? Dediler ki ya yonca ekin, işte görünge dedikleri, fi dedikleri, yeşillikleri ekin, biz size para veriyoruz ama neyin karşılığında? 5 yıl burada o ektiğine dokunmamak kaydıyla. Şimdi bir taraftan güya hayvan yemi üretmeye çalışırken diğer taraftan biz arpayı, buğdayı, nohutu falan ıskaladık. Niye? Çünkü devlet para veriyor. 5 yıl o tarla yatacak. Çiftçiyi birincisi tembel alıştırdılar bu şekilde. Yani üretimi durdurdular. Uyanık bir politikayla. Doğru mu? Doğru. Şimdi adam bir torba yemi... Fenli yemi, besi yemini 50 TL alıyor. Anadolu'ya gidin bakmayın siz İstanbul'da sütün kilosunun doğal borusanız 3-4 TL olduğunu. Gidin Sivas'a, gidin Erzurum'a. İşte iş bölgeleri sütün kilosu sadece 1 TL. O da satabilirse bir de mandıra geliyor 90 kuruşa falan alıyor. Ama 1 kilo yem 1 TL. Bakın birbirini ödemiyor. Şimdi nasıl yerli üretim gelecek? Ama yemi sen niye üretmiyorsun? İşte sorun orada. Yemin kaynağı sende. Ürettirmiyorlar. Bak sen fındığı ihraç ediyorsun. Gidiyorsun fındık ezmesini ithal ediyorsun. Çikolatayı. Evet. Ham maddesini veriyorum. Almanya'dan pahalı. Ham maddeyi ben veriyorum. Ham maddenin işletilmiş halini ben 5 katına ben satın alıyorum. Şimdi işte ya böyle mantık olur mu? Benim kızdığım nokta şu. Ya ben de köy çocuğuyum. Biliyorum yani. Evet. Şimdi ben pazarda 1 kilo elmayı 5 TL alıyorum. 1 kilo elma dediğiniz 2 tane elmadır. Elma. 3 tane. 3 tane. Ben o elmaları... İşte çocukken babam derdi ki şu elmaları topla da ineğe ver. Fazla gelirdi çünkü para da etmiyor. Hakikaten ben elmaları böyle dibindekileri toplar ineğe verirdim. Şimdi hakikaten gücüme gidiyor. O ineği affedersiniz ineğe verdiğim elmaya, iki tane elmaya 5 TL vermek hakikaten gücüme gidiyor. Çünkü öyle alıştım. Hiç de elma almadım işte İstanbul'a gelene kadar. Şimdi gücüme giden bir şeyi burada söylemek istiyorum. Hakikaten durum kötü. 1 TL domates çiftçi satıyor kaç kuruşa? 60 kuruş. Ama ben evimin önündeki pazara gittiğimde 5,5 TL diyor. Bu kim kazanıyor bu parayı? Efendim, o el değiştiriyor. Şimdi toptancıya geliyor, toptancıdan... Ama bu kadar mı yani? Bu kadar. Hep bir maliyet diye koyuyorlar üstüne. Ondan sonra karşı önüne şey geliyor, böyle bir rakam geliyor. Şimdi bir de olayın şu boyutu var. Şimdi bazı tekelleşme olduğu için biz bunu da gözden kaçırıyoruz. Bazı aracı dediğimiz kişiler, perde arkasında çok kirli işler var. Şimdi ona girmeyeyim. Mesela bir bu turuncu rengi olan içki de satan, hatta Kurban Bayramı geldiğinde Kurban Bayramı'lı kampanyalarına katılan, ortaklarının bir bölümü ecnebi olan bir market turuncu rengi var. Bilmem ne olsun. Evet, evet. O niye şimdi eti 30 TL'ye satmaya başladı? Daha dün 60 TL'ye satıyordu. Evet, demek satabiliyormuş. Bir de olayın bu boyutu var. Evet biz çiftçi boyutunu falan değerlendiriyoruz ama demek ki istenildi oluyormuş. Niye sebzede bunu yapmıyorsunuz? O maliyetlerin falan hepsi hikaye. 50 kuruş aldığınız bir şey %1000 maliyet mi olur ya? 5,5 TL, 6 TL domates. Şimdi bile Rusya'ya tekrar kapılar açılırsa herhalde 10 TL'yi yiyemeyeceğiz. Öyle görünüyor. Değil mi? Salata yiyemeyeceğiz yani.
aradaki birileri kazanıyor. Ama bunu hiç konuşmuyoruz. Günübirlik politikalarda böyle vatandaşın yüzüne hoş gelecek politikalar idare etmeye çalıştığımız için o gerçeğin sonu çok kötü oluyor. Rusya'ya domates verebilecek miyiz? Yani Rusya'ya domates vermeye başladık falan. Yani işte bu böyle olmuyor dediğin gibi günübirlikte politikalarla ne yazık ki tarım hayvancılık öldü şimdi gitti. Körfez krizine Akit'i manşetini mi okuyacaksınız? Akit'in manşetine bakalım. Yani Körfez'le ilgili... Bu Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 13-15 Temmuz'da. Katar'a gidecek, Kuveyt'e gidecek, Rusya'ya gidecek. Evet. Bu görüşmelerde oldukça önemli. Tam da bu krizin ortasında bu görüşmelerden sonra acaba nasıl bir sonuç çıkacak o da merak konusu. Ben de çok merak ediyorum ama bayağı bir bizi bu konuda çetrefilli bir sürecin beklediğini çok net bir şekilde görebiliyoruz. Bir de bu ne? Yani bu offshore meselesi var ya, bu Cumhuriyet Operasyon Gazetesi başladı ya şimdi bu şekilde bir manşet yapmaya. Bu bir Binali Yıldırım'la ilgili hani oğullarla ilgili bir şeyler oldu. Dün kendisi bir açıklama yaptı. Buyurun gelin soruşturun dedi. Ya şimdi aslında biz ortada bir suç yok ha. Ben sana söyleyeyim. Ben de istesem gider Malta'da şirket kurarım. Sen de istesen kurarsın. Evet. Buradaki mesele nedir? Hani Sayın Binali Yıldırım başbakan, devletin başında. Hani vergi konularında çok hani hassas bir devletiz. Ama bu kendi çocukları falan gidiyor vergi ödememek, daha düşük vergi ödemek için Malta'dan şey yapıyor, nedir yani şirket kuruyor. Ya buradaki mesele, bu da bir yasa dışı bir durum yok. Bu da burada hani bir politikacı olmasından dolayı, kendisi de zaten söylemiş devletle iş yapmayın dedi diyor. Ben oğullarıma bunu hep söylüyorum diyor. Şimdi buradaki mesele offshore hesapları, oradan gidip işte bir şey yapmak ve daha ucuz vergi ödemek için şirket kurmalar falan, ticareti oradan yürütmeler. Tamam bunlar suç değil ama sen öyle bir hale getir ki sen Türkiye'yi bir vergi cenneti yap. Şimdi mantık olarak baktığında. Yani bu kadar yüksek vergiler koyma. Ya tamam bir devletin ihtiyacı var. Devlet mecbur vergileri toplamaya. Ama kimin sırtına biniyor? Senin benim sırtına biniyor. Sırtımıza biniyor. Efendim şirket sahiplerinin, iş adamlarının sırtına biniyor bunlar. Bu kolaycılık işte iyi politikalar olmayınca basit yöntemden. İşte ithal et yap, işte yani, bilmem vergi yap. Yok, basit, bunu ben de yaparım yani. %40'a çıkar, vergi %30'a çıkar. Ya bunlarla işte bunlar günü kurtarırsın. Ama 5 yıl sonrasını kurtaramazsın. 3 yıl sonrasında o sorunla yine yüzleşeceksin. Öyle bir hale getir ki senin bu ülkede vergi daha dışarıdaki buraya gelsin. Vergi daha düşük. Öyle bir hale getir. Mesela burayı cazip bir yer kıl. Millet gidip Malta gibi küçük bir ülkeden şirket kurup da ticaret yürütmesin o zaman yani. Yani mantık olarak baktı. Avrupa'da da vergi çok yüksektir. Tamam, Almanya'da da yüksektir, Fransa'da yüksektir, İtalya'da yüksektir, İspanya'da yüksektir. Ama oranın da bir ekonomik hacmi var Ozan. Yani bir ekonomik hacmi var oranın, bir ekonomik değeri var. Bir üretim var. O üretime göre devlet yüksek vergi alabilir. Ama sende çok üst düzey bir üretim yok ki. Yani sende yüksek derecede bir ekonomik dolaşım da yok. Makroekonomi düzeyine baktığınız zaman böyle bir döngü de yok. Ama çok fazla vergi var. Adam yani şirket çok fazla para kazanamıyor ama çok fazla şirket şey vergi ödemek zorunda kalıyor. Ama üretim de eş paralel değil yani. Üretim de paralel olacak. Üretim arttıkça vergi artar. Üretim arttıkça para girdisi fazlalaştıkça sen devlet olarak vergi yükseltirsin. Tam mantıklı, doğru olandır. Avrupa'da da öyledir. Amerika'da da öyledir. Vergi yüksektir ama gelire göre. Gelir arttıkça vergi de artar. O bizde 10 kuruşta kazanan %25 ödüyor. 1000 kuruşta kazanan %25 ödüyor. O zaman az kazananın sırtına daha fazla yük biniyor. Devlet senden benden çok rahat vergi kesebiliyor. Şimdi Bodrum'uz var. Çağır. Biniyor hemen. Ver bakalım %25'ini. Al. Tamam ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Vergi ödemek benim... Ben bir mükellefim, sorumluluğum. Ama sen benden alabiliyorsun. Alamadıklarını, yani vergi kaçıranları, şu bu yapı alamadıklarını da mevali ben ödemek zorunda kalıyorum. Vergi arttırarak bu iş olmaz. Sen burada vergiyi yükseltmeyeceksin. Sen burada vergiyi makul seviyelere indirip müteşebbisin daha rahat risk almasının önünü açacaksın. Sonra baktın ki ekonomik hacim büyüdü, gelirler arttı diyeceksin ki ver vergiyi. Yükseltiyorum. Bu o zaman bir hakkın oluyor. Burada. Şimdi burada asıl olay Sayın Başbakan Binali Yıldırım'a yapılan. Ya işte Sayın Binali Yıldırım'ın çocukları vergi kaçırmış. Suç değil, değil. Vergi ya. Kaçırmıyorlar abi, ne vergi kaçırmıyor? Gidip orada bir şirket kurmuşlar. Daha düşük vergi. Onu söylüyorum işte. Burada asıl amaç
bir itibar suikastı. Öyle birincisi tabii. Maruz kalanlara bakacaksın, bir de operasyonu çekenlere bakacaksın. ABD görüşmeleri. Şimdi falan. Operasyonu çeken niye çekiyor, maruz kalan bu gibi olaylara niye maruz kalıyor? Bunu sorgulamak lazım. Bir de bu FETÖ soruşturmalarında özellikle muhalif kesimler derdi, suç bireyseldir derdi. Eğer şayet burada bir suç varsa Başbakan Binali Yıldırım'ın ilgilendir değil mi? Sayın Binali Yıldırım'ın evet. Bir şey var mı? Şimdi buradan vurmaya çalışıyorlar ya. Kendileri ne diyordu? Suç bireyseldir. Evet. Şayet bir suçsa, eğer suç olarak değerlendiriyorlarsa kendilerinin işine geldiği gibi bireyseldir diye değerlendiriyorlar. Evet. Karşı tarafta bulduklarında hurra saldırmaya başlıyorlar. Evet. Az önce de belirttiğim gibi Sayın Binali Yıldırım'ın Amerika'ya gitmeden hemen önce de Sayın Binali Yıldırım'a bir operasyon çekildiğini düşünüyorum. Bakın başbakan olacakken de Sayın Davutoğlu görevden alındığında hatırlayın yine Kıbrıs'ta bir oğlu üzerinden Sayın Binali Yıldırım'a operasyon evet. çekilmişti. Şimdi burada aslında önemli olan şu, belediye başkanlarını da konuşacakken, burada belediye başkanları için söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Dün Üstad Abdurrahman Dilip Akın yazmış olduğu bir yazı var. Evet. Ses getiren bir küresel. Önemli bir yazı. Ha. Belediyeleri uyardı, inşallahlarını uyardı. Orada bir uyarı, açık bir uyarı. İsim vermeden demek ki isim biliyor. Eğer bu isimler gerçekten davasına sadıklarsa, hatalarını kabullenip... İstifa etsinler. İstifa etsinler. Dolayısıyla da karşı tarafa koz vermesin. Vermesinler. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı benim aldığım bir bilgi bu. Kulis bilgisi. Ne kadar doğru bilmiyorum. İstanbul'da 6 ilçenin belediye başkanı ve... 4 Büyükşehir Belediye Başkanı daha istifası istenecek. Sayın Cumhurbaşkanı sanırım Ankara'ya çağıracak. Belki de dün çağırdı bilmiyorum. Hı hı. Belki görüşme bile olmuştur. Bilemiyorum yani. Ben dün çünkü bugün için görüşeceklerini biliyorum. Akşam 4 ya da 5 gibi. Öğleden sonra. Evet, bugün bu söz konusu istifası istenecek belediye başkanlarıyla görüşüleceğini biliyorum. İstifa etsinler. Abdurrahman Hoca'nın da aynen de bu yazısına ben de kesinlikle katılıyorum. Demek ki bir şey var, istifa edin, bu iş bitsin. Yani bu istifalar meselesini de biraz konuşalım. Yani şimdi Ozan, yalnız ama yani, şimdi biz hep doğruyu konuşmak evet. lazım, gerçekçi olmak lazım. Biz istifa edin diyoruz ya. Evet. Şimdi yarın bir gün bu olaylar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine kullanılır. Evet. 2019'da bir algı başlar. Şimdi... Eğer davanızda haklı ki haklı olan zaten kazanır. Haksız her zaman kaybeder. Evet. Görünürde kazanır gibi gözünüzde de sonuçta kaybeder. Bu insanların Sayın Abdurrahman Dilip Akın yazmış olduğu kişilerin şayet suçu varsa, şayet hukuksuzluk yapmışlarsa istifa bana göre yetmez. Yetmez evet. Niye ben yaptığımda ben hapishaneyi boyluyorum da onlar yaptığında niye boylamıyor? Kimin parasını eğer şayet yedilerse benim senin paranı... paranızı şehit ailesinin paralarını yemediler mi? Eğer şayet yapmışlarsa. Evet. Niye sadece istifayla kurtarıyorlar? Yani ben de aynı fikirdeyim. Değil mi? Evet. Ya varsa bir şey yani karşı taraftan buraya gidecek de hakkaniyetli olmak lazım. Allah için konuşmak lazım. Suçları varsa cezalarını çekmeliler. Ama yoksa da ona zaten bir şey dediğimiz yok. Sadece istifayla kurtarmamaları. Kurtarmaz. Bu basit değil Sayın yani. Erdoğan'ın yaptığı ben hamlenin çok doğru olduğunu düşünüyorum. Bu istifalar istemesi. Yerel seçimler de tehlikeye girer. Girer. Yani doğru olanı yapıyor Sayın Erdoğan doğru olanı yapıyor. İşi tehlike çünkü. Yani bunu biz söylemiyoruz ha. Bunu söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı'nın ta kendisi. Diyor ki 2019 sıkıntılı olacak diyor. Siz Sayın Erdoğan'ın şimdiye kadar geride bıraktığı ve galip çıktığı 12 seçimden herhangi birinde, 11 seçimden bir tanesinde seçimlerden bir buçuk yıl önce şu açıklamayı yaptığını duydunuz mu? Şu seçim çok zor olacak. Şu seçim sıkıntılı. Aleni bir şekilde hiç hayır. Hiçbir zaman söylemedi bak dikkat et hiçbir zaman söylemedi ama şimdi sürekli söylüyor. Sıkıntılı, kritik bir süreçtir diyor. Aslında Sayın Cumhurbaşkanı... Çünkü neden biliyor musun sevgili Ozan? AK Parti hiçbir zaman %50 oy almadı. %49.5 aldı. Bak hiçbir zaman en güçlü olduğu döneminde bile %50 almadı. %49.5 aldı. Şimdi 2019'da sen %50+1 alman lazım. Ortaya şöyle bir manzara çıkabilir Ozan. Bu da ihtimaldir. Halk Erdoğan'a oy verir. Erdoğan Cumhurbaşkanı yapar. Meclisteki aritmetik farklı olur. Meclisteki aritmetik farklı olur. Öyle bir hale gelir ki... Siz oradan yasa çıkaramaz hale gelirsiniz. Yani yasa çıkaramazsınız. Çünkü paylaşımlara baktığınız zaman hepsi birbirine yakın olduğunda ne olacak?
Şimdi ülkede etkili bir muhalefet olmadığı için muhalefet farklı şeylerle uğraşır hakikaten. Yani vatandaşın, ya, benim, sizin, işte Ahmet'in, Mehmet'in, ne oldu? İyi Parti'de istifalar var. İki tane istifa var. Cevheri. İstifa gerekçesi ne? Evet, bunlar evet. Proje Partisi proje diyor. Partisi biz de burada bağırdık Proje Partisi. Akşener'in bir proje olduğunu zaten söylüyoruz. Sayın yani. Cumhurbaşkanı şu sözleri oldukça önemliydi. Hani dedi ya, İstanbul'un nezdinde mi bahsetti? Büyükşehir'in evet. Nezdinde betonlaşma, bloklaşma diye evet. Artık ruh kalmamıştı. Evet. Aslında o bir öz eleştiri. Çünkü bunu söylediğinde lafın tekrar kendisine döneceğini bilmiyor. Biliyor. 15 yıldır sen olacak. Yönetiyorsun. Bilmiyor mu? Biliyor. Ama olsun orada iki türlü şeyi söylemek istiyor. Bir, muhalefet yok. Muhalefet söylemiyor. İki, evet bizim de hatalarımız var. Ve bundan sonra bu hataları yapmayacağız. Farkındayız. En kısa sürede bu hataları geçiştireceğiz. Anlamı taşıyor. Bir reklama gidelim. Olur. Reklam ama sonra... bu konuşalım. Bir de Ozan, AK Parti'nin kuruluş dönemleri var. İlk kuruluş dönemi. Hı hı. O konsepte geri dönmesi gerekiyor. Çünkü neden? Şöyle tamamen değil. Reklamdan yani, sonra konuşalım. Neden %50+1 gerekiyor o zaman? Evet. Yani. Sevgili izleyenler, kısa bir reklam arası, reklam dönüşünde tekrar karşınızdayız. Gündem manşeti devam ediyor sevgili izleyenler. Belediye başkanları ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son söylemiş olduğu sözler bağlamında devam ediyorduk. Ve son olarak şeyleri betonlaştırdık, ruhunu kaybettiler demişti. Ya çok kısa bunu yorumlarsa tabii 2019'da daha çok konuşacağız ama reklam arasında da söyledim ya aradan önce. Hı hı. Yani %50+1 alması lazım. Yani o yüzden politikalar sadece bu MHP ile bir konsilasyonla olacak bir iş değil bu. İttifaklı olacak bir iş değil. Sadece öyle bakmamak lazım. Erdoğan doğru bir strateji buluyor bu anlamda. Hı hı. Yani burada %50+1 alınacak da farklı bir siyaset dili geliştirilmesi gerektiği gün gibi ortada. Şimdi Bahçeli'nin de bir stratejik adımı var. %10'u indirelim. Çünkü %10 barajını indirelim. Bu MHP barajın altında kalacak çekincesi olarak görülse de bence... Meral Akşener'e karşı bir hamle yapıyor Devlet Bahçeli. Bu hamleyle birlikte hani oyların parçalayacak ya Meral Akşener. MHP ontolojisinde bir parçalanmaya neden olacak şüphesiz. Orada bir hamle yaparak Devlet Bahçeli bu parçalanmanın önüne geçiyor. Tamam mı? Ya yani dengelemeye çalışıyor. Yani oylar dengelensin istiyor. Benim anladığım o siyaset anlamında. Devlet Bahçeli'nin barajın biraz iç aşağı inmesini istemesinin nedeni o ya da kaldırılmasını istemesinin nedeni o. Dengelemek. Fazla bir kayıp olmadan Meral Akşener de söz konusu o şeyi dengelemek istiyor. Ha, Meral Akşener bu siyaset söylemiyle de ben MHP ontolojisinden çok da büyük destek alacağı kanaatinde değilim böyle devam ederse. Bu söylemleri çünkü yani istifalar geliyor peş peşe. Proje Partisi olduğunu kendileri kendi partileri bile farkında. Ha, bu devam ettikçe MHP'yi çok zorlamaz ama barajın kaldırılması... Değil de ben barajın daha aşağı indirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Mesela %7 ya da %5 gibi. Yani %2 alan bir parti tamam gelsin parlamentoda temsil etsin de bu yapıyla olmaz. Şu aklınıza geliyor dar bölge olursa tamam mı? Daraltılmış böyle dar bölge sistemi uygulanırsa milletvekili seçimlerinde milletvekili belirlerken o mantıklı olabilir. Ama şu anki mevcut yapısıyla bu mümkün değil. Zaten Binali Yıldırım söyledi Sayın Başbakan. Bir uyum yasası çıkarılacak. Uyum yasası çıkarılmadan sen 2019'daki seçime gidemezsin. Çünkü. Olmaz. Evet. Bu tür parlamenter sistemle ne alakası var Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin? Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri. O yüzden uyum yasaları bir an önce hayata gidiyor. Yani seçime 2019'da daha 1,5 yıl var. Şu anda 1,5 yılda siyaset için hiç de az bir süre değil. Çok uzun bir zaman. Siyaset için çok uzun bir zaman. Uhu neler olur dünya geri. Aynen. Bu tartışmalar işte Meral Akşener'in partisinin çok aceleci bir biçimde kurulması. Baktığınızda kuruluş işte misyonu, vizyonu evet. Hiçbir şeyi yok. Hani aceleye getirilmiş bir parti olduğu belli. Neden biliyor musun? Çünkü Erdoğan'ın erken seçime gidebileceğini düşünüyor. Şimdi Akşener. Sanki böyle bir şey de var. Olabilir. İşte bu yüzden bu seçim barajı tartışmaları ben falan. Ben erken seçimde mantıklı bir seçenek olduğunu açıkçası düşünüyorum. Yani kriz ortamında yenilenmiş bir
sistemle ve yenilenmiş bir çatıyla. Bir an önce belirsizlik ortadan kalkar. Bir an Türkiye yeni sistemle yönetilmeye başlanır. Erken seçim olursa herhalde tarihi de 15 Temmuz 2018 olur. Tam da 15 Temmuz. Yani ya da 2018'in Kasım'ında belki yerel seçim olur. Hı hı. 19'unda, Nisan'ında, Mayıs'ında ya da belki de genel bilemiyorum ama erken seçim ihtimaller arasında yani olabilirliği var onun. Yüksek evet. Bir ihtimal. Evet. Gökmenoğlu serbest bırakıldı. Evet. Doğru bir karar. Aslında biz de serbest bırakmak istiyorduk. Evet. Medya Olgun onun hakkındaki yurt dışı yasağı kaldırıldı ve sadece sahibi hakkında. İddianamenin temelleri çok zayıf ya. Yani ben tutuklanmaların da çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Her ikisinde Gökmenoğlu'nun da Mediha'nın da Mediha soy ismi. Olgun. Olgun'un da ikisinin de yanlış buluyorum. Tutuklanmaları yanlıştı. Yani şimdi biz serbest bırakılmaları doğru oldu. Şimdi bu şuradaki kafa karışıklığını giderelim. Ama siz bu sözcüğünün operasyonel bir yayın gazetecilik faaliyeti yürütmediği anlamına gelmiyor. Şimdi yani. Sözcüğünün bütün yaptıklarına birkaç tane gariban muhabire mal etmekte. Mal etmek. Nerede Meliha? O internetin başındaki kızcağız ateş püskürdü sözcüğü yönetimine. Beni kullandılar dedi. Evet. Beni kullandılar dedi. Beni dedi içeriden çıkartmak yerine dedi. Beni kullandılar. Şimdi arkadaşlar sözcünün manşetlerini verelim. Bakın 17 Aralık'tan sonra hangi manşetleri atmışlar. Sıralı bir şekilde ben okudukça verin. O sözcüğü bir kez daha hatırlayalım. Şimdi bunlar algıya başlayacak biliyorsunuz. Ekrana da verebilirsiniz. Bakın hiç de masum olmadıklarını göreceğiz. Bizim başaramadığımızı Fethullah'la ekibi başardı. Dinozor kim diyor bunu? Çölaşan evet. Şimdi hemen altta da ne diyor? Şimdi cemaati savunma zamanı. Evet. Ne zaman sonra? 17 Aralık'tan sonra. Adam açık açık söylüyor değil mi? Evet. Kemalist, evet. Ulusalcı, kapatatçı, Emin Çalışan söylüyor. İkinci manşet gelsin arkadaşlar. İnternet sitesinin manşeti. Ne diyor? Fethullah Gülen çok sert eleştirdi. Firavun gibi zannetmeye başlar ama. Yani burada da açık bir Fethullah adına tetikçilik yapıyor. Üçüncü manşet. Hatırlayalım bir Fuat abim vardı. Güzellemesini yapıyorlardı sık sık. Evet. Sürekli de yayınlıyorlar. Ne demiş Fuat Avni? Fuat Avni'den yeni operasyonla ilgili şok iddialar. Bakın bu Fuat Avni dediğimiz işte Amerikan merkezli, Amerika'nın değirmenine su taşıyan bir adam ya da bir kitle. Diğer 4 numara gelsin. Bakın MİT tırları ihanetinden sonra nasıl bir manşet attı söz. Evet. Bunların hepsi 17 Aralık'ta oldu. Bu şey... diğeri tamam bunu 2016'daki da... 2016'daki falınız diyor. Bakın Ocak 2016 ne yazıyor? Öl Recep. Evet. Değil mi? Evet, bunlar hepsi sözcüğün operasyonları. 2016-15 Temmuz'unda da hakikaten öldürmek istiyorlar. Sözcü 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra Fethullahçı terör örgütünün yanında yer aldı. Tamam. Net. Diğer onların basındaki operasyon ayağını yürüttü. Evet belli işte bakın hatırlatalım eski bunlar. Bu işte masum falan değiller yani. Tamam bir diğeri. Arkadaşlar. Ama bu şeyin de sahibi neydi? Barış. Burak Akbay. O Burak Akbay'ın da bence gelip ifade vermesi lazım. Yani yargı önünde çıkması gerekiyor. Onun hakkındaki tutuklama kararı, yakalama kararı devam ediyor. Ağaç katliamı konusunda sabıkası kabarık olan Erdoğan villanın önüne özel ağaçlar diktirdi. Bahçede peyzaj ve ışıklandırma düzenlemesi yapıldı. Verandada da oturup keyif çatılacak. Böyle haber olur mu? Ne yapacakları şaşırmış. Değil mi? Ağaç üzerinden... Yerel gazete şeyi bu. Hayır, ilginç yerel olan, gazete mantığıyla bu. İlginç olan bunların 1 numaralı, 2 numaralı, 3 numaralı adamlarının Beykoz ormanlarının villalarında oturmaları. Evet. Yani ormanların katledilip o ormanlık bölgelere dikilen villalarda oturmaları. İşte 17 Aralık'la ilgili yine burada bir sürü şey var. Sayamayacağımız kadar. Ne yani diyor? Bunlar hepsi birer operasyon haberciliği. Dolayısıyla sözcü öyle şey falan değil, masum falan değil. 17-25 Aralık süreçlerinden sonraki yayınları ortada. Şunu bir okuyup bakın. Aha. 17 Aralık tapelerinde başbakan ve ailesi için yaptırıldığı ileri sürülen dönemin başbakanı. Evet. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bahsediyor. İleri sürülen villalar bitti. Sümeyye Erdoğan'ın istediği tesettür plaj yapıldı. Evin her yeri paravanla kapatıldı. Tayyipgillileri bekliyor. Bunlar bir iddianame için, iki tane muhabirin tutuklaması için yeterli mi? Değil. Ama
sözcüğünün de ne olduğunu gözler önüne serdi. Sözcüğü operasyonel işler yaptı 17-25 Aralık'tan sonra ve bu operasyonel yayınları direkt Fethullah'a yaradı. O yapıya yaradı. Hatta o yapıyla neredeyse paralel eş güdümlü yayınlar yapıyorlardı. Mesela Zaman gibi, diğer gazeteler gibi. Dolayısıyla o da zaten arşivlerde duruyor. Yani çok masumane bir şey yok burada. Burada bir gazetecilik de yok bence. Burada bir operasyon var. Net. Fakat Gökmen Ulu tutuklanması yanlıştı. Hı hı. Yani iddianame de öyle tutuklanmasını gerektirecek bir iddianame değil. Şimdi efendim Erdoğan'ın kaldığı otelin yerini göstermekle suçlanıyor. Aynı adam Erdoğan'ın ilk konuşmasını yayınlayan adam ya açıklaması. Ne Anadolu Ajansı'ndan ses var, ne İHA'dan, ne DEHA'dan, ne TRT. Hiçbiri yayınlamadılar. Anadolu Ajansı, TRT işgal altında. TRT, Anadolu Ajansı'ndan bile bir şey yok, sıkık yok. Tuna Bey, o yani, iddiaya karşı da var ya, dün bana Temel Irmak ulaştı Muğla'da. Evet. Dedi ki, Gökmen Ulu... Direkt hatırlarsanız kendisinin haberini de yapmıştık Temel Irmak'ın. Muğla'da bir yerel gazete sahibi. Marmaris'teydi. Evet. O gün ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilk röportaj yapanlardan biri. Hani o... Ben oğlu... Hayır hayır değil işte. Değilmiş öyle değilmiş. Öyle biliniyor. Bakın Temel Irmak... Muğla'daki yerel bir muhabir mi yapmış? Hani bu Facebook'tan yayınlamıştı Temel Irmak. Evet. Uzun saçlı. Ülkücüdür kendisi. Evet evet. Dedi ki... Biz dedi Cumhurbaşkanı ile röportaj yaptık. Birinci ilk dedi Türkiye'de ilk ben yaptım. Onu Facebook hesabından yayınladım. Link attı hala Facebook hesabında. Evet. O yayın var. Benden sonra dedi Anadolu Ajansı İHA geldi dedi. Onlar dedi röportaj yaptı. Merkeze attı. Evet. Ama yayınlanmadı. Yayınlanmadı. Bu işler bittikten sonra Gökmen Ulu'yla yüz yüze geldim. Bakın yazıyor burada. O gece Cumhurbaşkanı'nı Gökmen Ulu görmedi bile. Ajanslardan alırız açıklamayı dedi. Bana dedi. Evet. Gökmen Ulu demiş. Kendisine Temel Irmak. Evet. Temel Irmak beni izliyorsa canlı yayına bağlanıp bizzat kendisi söyleyebilir. Şöyle de bir şey söylüyorum. Suçlamak için söylemiyorum. Bakın ben de sizin gibi düşünüyorum. Gökmen Ulu'nun gerçekten tutuklu kalması bana göre de hoş bir şey değildi. Ama diyor ki tedirginlik vardı üzerinde. Temel Irmak iddiaları, yazılar burada. Şu an kendi sosyal medyamdan okuyorum. Şaşırmış gibiydi. Hatta ben ona sen de mi geldin dedim. Ama şu an diyor medyada ilk yayınlayan diye bir pompalama yapılıyor diyor. Evet. Bu diyor yalan. İlk ben yaptım diyor. İlk ben yaptım. Sonra Anadolu Ajansı İHA geldi. Hayır hayır darbe, hayır darbe olduğu esnada. Tamam, Erdoğan tamam. İlk röportajı verdi otelde. Hayır vermemiş, Gökmen Ulu'ya vermemiş işte. Hayır, Temel Irmak'a röportajı göre. Gökmen Ulu'ya vermemiş de sözcü üzerinden Gökmen Ulu ilk onu internet üzerinden duyurdu. Yani Gökmen Ulu ilk duyurduğu noktasında bir takım şeyler var. Ama işte Gökmen Ulu bu yerel gazetecilerden alıyor. Ha. Onu söylüyorum, Temel Irmak'la görüşüyor. Yani burada bir algı var diyor. Tabii daha doğrusu, daha doğru ifade edebilecek kişi Temel Irmak'tır. Rica ediyorum izliyorsa arasın ya da yazsın burada. Evet. Ya ben ama hani, o diyor o doğru değil diyor. Ya Gökmen olur mu yani Sayın Erdoğan oteli yeni deşifre etti. Yani, ya orada ya Anadolu Ajansı röportaj yaptı. Bakın. Yani yerel medya röportaj yaptı. Şimdi, bunlar yayınlandı. Bizim daha doğrusu yayınlanmadı Anadolu Ajansı'na. Bu konuşurken şimdi ne dediğimizi de bilmeliyiz. Evet. Biz ne diyoruz bu darbeye? Bir şeytani aklın CIA darbesi demiyor muyuz? Evet. Ya CIA kala kala Gökmen Ulu'ya mı kaldı? Aynen öyle ya. Bitti yani bu kadar basit. Aynen öyle. Şimdi bu vaktimiz kalmışken... 3 dakika, 4 dakikamız var. Akit gazetesinin ben önemli bir manşet almışım. Enteresan bir çalışma. Aileyi koruma kanunu kaş yapayım derken göz çıkarıyor. 6.284 yuva yıkıyor demiş. 6.284. madde... Bu madde yuva yıkıyor. 2012'de uygulamaya konulan 6.284 sayılı kanun yaraya merham olmak bir yana aile içi parçalanmaların kaynağı haline geldi. Akit'e konuşan uzmanlar Türk aile yapısı dikkate alınmadan hazırlanan kanunun erkekleri sorgusuz sualsiz suçlu pozisyona düşürdüğünü, verilen bir 6 ay evden uzaklaştırma cezalarının da şiddeti ve ayrılıkları tetiklediğini belirtmiş. Yani diyor ki gazete Akit detaylarında haberin 6.284 sayılı bir yasa var. Bu yasada kadına şiddet işte belli başlı aile içi şiddeti engellemeye yönelik bir kanun ama bu kanun her anlamda erkeği suçlu buluyor.
Yani efendim, vay efendim, erkek televizyonun sesini biraz açtı, kadın şikayet etti, erkek suçlu bulundu. Yani pozitif, yani, ayrımcılık yapılmış, pozitif ama haddinden ama abartılmış. Yani pozitif, cinsiyet üzerinden yapılan pozitif ayrımcılık öylesine abartılmış ki hep erkekler mağdur duruma düşüyor. Ve bu da aile içindeki şiddeti daha da arttırıyor ve sonuçta boşanmalara neden oluyor. Bakın, önemli bir nokta bu. Bir de ona bir katkıda bulunayım, dikkat edin. Haber bültenleri şöyle başlar. Eğer bir kadın öldürülmüşse, şimdi tabii ki katil katildir ama şöyle başlar. Gün geçmiyor ki bir erkek terörü daha meydana, evet, gelmez. Yani ben niye teröristim ya, Allah Allah. Ahmet öldürmüşse Yusuf niye genelleme terörist? Değil mi? Evet. Ama mesela korkunç şeyler oluyor sevgili Ozan. Yine bugün okul servisi. Ya medeni kanunda sıkıntı var. Yine bir okul servisi şoförü 13 yaşındaki bir ilköğretim okulundaki okuyan bir kız çocuğuna tecavüz ediyor. Tutuklanıyor, ailesi Sakarya'dan kaçıp gitmek zorunda kalıyor. Korkunç bir manzara bu. Ve de tacizden hüküm giymiş olan servis şoförüne dernek itiraz ediyor. Okul servisleriyle ilgili dernek, daha fazla ceza verin diyor. Yeterli değil bu diyor. Yani enteresan ya, kadına şiddet, tecavüz, bıçaklamalar, öldürmeler, çocuk yaştaki efendim, yani kız çocuklarına tacizler, ya bir ahlaki bir şey var o zaman. Çöküntü var. Çöküntü var, sıkıntı var yani. Bunun bence üzerine gidilmesi lazım. Bunun gerçekten sosyopsikolojik yönden bunun uzmanların böyle teferruatlı raporlarla ele alması lazım. Tuna Bey, bunun temeli birincisi ailedeki eğitim, ikincisi bizim verdiğimiz devlet eğitimi. Yani biz okullardaki eğitimi tamamen sınav bazlı ve mühendis yetiştirme, mimar yetiştirme, doktor yetiştirme, savcı yetiştirme bazında gördüğümüz için ahlak ikinci sırada kalıyor. Biz bakın eğitimi değerlendirirken hep hangi bazda değerlendiriyoruz? Evet. İşte hangi sınav sistemi, hangi şey? Ama o eğitimde öğrencilere ne anlatıldığı, ne söylendiği, hangi yardımcı kaynak kitapların kullanıldığı, o kitapların içerisinde neler yazdığını işte konuşmuyoruz. Konuştuğumuzda da hayretler içerisinde kalıyoruz değil mi? O verilen kitapların içeriğinde ne olduğunu. Bakın bir tane daha var. Ödüllü bir yazarın kitabı. Bir şey var. Okuldaki öğrencilerin okuduğu bir kitapta, affedersiniz, cinsel... Ensest şeyler... Baba kızına evlenme teklif ediyor. Korkunç bir şey, evet, ya. Evet, ödüllü bir yazarın bakın, kitabı. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Çocuklarımız dün bir sergiye götürülüyor. İki gün önce bir sanat sergisine götürülüyor. Çıplaklar vesaire. Porno. Var, her şey var. Porno. Heh. Yani bildiğiniz pornografi ya. O da resmen bir pornografi var. Çocuklar ilkokul, ortaokul öğrencileri sergi, sanatsal aktivite diye buraya götürülüyor. Şimdi bir de işin bu tarafı da var. Onun hatta şeyleri var, fotoğrafları falan da var. Yani olacak iş değil bu. Şimdi eğer gerçekten sağlıklı nesiller, sağlıklı toplumlar, ahlaklı toplum istiyorsak, biz ilk önce iyi, kültürlü, ahlaklı kadınlar yetiştireceğiz. Niye? İlk eğitim nerede başlar? Ailede. Dolayısıyla o yeni doğan çocuk ve 5-6 yaşına kadar, okula gidinceye kadar çocuğun bakımını, kişiliği kim tarafından geliştirilir? Anne tarafından. Değil mi? Anne o küçük yaştaki çocuğa ne verirse çocuğun kişiliği zaten orada 3 yaşından sonra belirginleşmeye başlıyor. Biz kadına biraz daha önem vermemiz lazım bu durumda. Evet. Çünkü sağlıklı nesiller hakikaten aile, toplum ve devlet kadınların elinde. Diyelim ve noktalayalım. Evet. Sevgili izleyenler, gündem manşetini burada noktalıyoruz. Hayırlı günler.